Değerli izleyenler, Seyyah 46 bayram özel bölümüyle sizlerle beraber. Şehrimizin yöneticileriyle bayramlaşacağız ve ilk noktamız Kahramanmaraş'ın vizyon projesi Expo 2023 alanı. Değerli izleyenler, şu anda valiliğimizin düzenlemiş olduğu bayramlaşma programındayız ve öncesinde de şehitlerimizi anmak için Şeyh Adil Mezarlığı'nda bulunmaktayız. Herkese merhaba arkadaşlar. Bayramlaşma programına hoş geldiniz. Bugün valinin bahçesindeyiz. Hadi içeri girelim. Ben şekerimi aldım. Evet, buradan ben bütün Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizin, özellikle Gençlik Gazetesi olarak genç gazetecilerin ve tüm gençlerin ve kendisini genç hissedenlerin bayramını tebrik ediyorum. Türkiye yeni ve dinamik bir genç nüfusuyla İnşallah Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına ilerliyor. Yani bizim geçtiğimiz 20 yılda yaptığımız hazırlıklar, her alanda 20 yıldır AK Parti'nin yaptığı çalışmalar ne içindi? Gençlerimizi dünya ile rekabet edebilir bir duruma getirmek içindi. Bugün hamdolsun bizim gençlerimiz dünya ile rekabet ediyor. Her alanda dünya ile rekabet ediyor. Artık Türk gençleri bu imkana kavuştular. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yıllık istikrarlı çalışmalarıyla Türkiye dünyada ciddi bir güç haline geldi. Buradan bütün gençlerin de bayramını kutluyorum, tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar, malum bugün Ramazan Bayramı'nın arifesindeyiz. Valiliğimizin ev sahipliğinde, organizasyonuyla vatandaşlarımızla, hemşerilerimizle, sivil toplum kuruluşu temsilcilerimizle bugün bayramlaşmamızı gerçekleştirdik. Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Malum 2 yıldır yaklaşık pandemi sürecinden geçildiği için tabii ki bayramların ruhuna uygun bayramlaşmalar maalesef yapılamıyordu. Çok şükür, hamdolsun artık belli bir noktaya geldi. Bugün de vatandaşlarımızla, hemşerilerimizle bu anlamda kucaklaştık. Ben bu vesileyle bütün hemşerilerimizin, aziz milletimizin bayramını tebrik ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Sağlık, afiyet içerisinde nice bayramlara ulaşmayı temenni ediyoruz. Sizlere de teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Arkadaşlar, bugün gerçekten güzel bir gün. Hem manevi olarak hem de sosyal nitelikli bir gün. Manevi olarak Ramazan orucumuzun son günü, yarın da bayram. Ama bu seneki bayramlaşmamızı Kahramanmaraş'ımızın önde gelen valilerimiz, sivil toplum örgütlerimizle beraber bayramdan bir gün önce bayramlaşma münasebetleri düzenlediler. Bir de burada bayramlaşmak için insanlarımızla beraberiz. Gerçekten bu ülkenin bu bütünlüğü, bu beraberliği inşallah devam ettiği sürece bu ülkeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Bu ülke iyi günde de, eksik günde de, kötü günde de hep beraberdir. Milletiyle bir merhamet toplumudur, bir paylaşım toplumudur. Bu paylaşım toplumu olduğunu Ramazanlarda çok daha güzel bir örneklerle bu millet gösterdi. İnşallah kıyamete kadar baki olacak. Yönetimi baki olacak bu ülkenin insanları olarak, bu ülkenin bir parçası olarak, Kahramanmaraşlı olarak böyle güzel günlerde beraber olmaktan mutluluk duyuyoruz.
İnşallah Allah ömür verir, sağlıkla, sıhhatle tekrar önümüzdeki senelerde böyle mübarek günlerde, güzel günlerde insanlarımızla, halkımızla beraber oluruz diye temenni ediyorum. Bu vesileyle sizlerin aracılığınızla bütün Kahramanmaraşlı kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum. Rabbimize şükürler ediyoruz. Dolu dolu bir Ramazan yaşadık. 2 yıllık aradan sonra tekrar teravihlerimizi kılarak bayrama ulaştık. Tüm hemşehrilerimizin, tüm genç kardeşlerimizin Ramazan bayramını kutluyorum, mübarek olsun diyorum. Bugün bayramın arefe günü, mübarek Ramazan bayramını kutluyoruz. Valiliğimizin resmi bayramlaşma prosedürüne uygun olarak buradayız. Tüm Kahramanmaraşlı hemşehrilerimizin mübarek Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Herkese sağlık, sıhhat temenni ediyorum. Aydınlık bir gelecek, aydınlık bir Türkiye temenni ediyorum. Mübarek Ramazan'ı da bugün itibariyle uğurluyoruz. Bu anlamda bir kez daha herkesin bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Değerli arkadaşlar, Ramazan-ı Şerif'i bugün son günü. Bu sene bir değişiklik yaptık. Bayramdan önce bir gün önce bayramlaşma gerçekleştirdik. Uzun zamandır pandeminin etkisi malum var. Hemşehrilerimizle yüz yüze gelemiyorduk, bayramlaşamıyorduk. Bu bayramda çok şükür birbirimizi yüzünü görme fırsatına kavuştuk. İnşallah bundan sonra da bir araya gelmemizi engelleyen maniler ortaya çıkmaz. Ben tüm Kahramanmaraşlı hemşehrilerimiz, sizin vesilenizle Kahramanmaraşlı hemşehrilerimin mübarek Ramazan bayramını kutluyorum. Hepsine sağlık, sıhhat ve afiyet diliyorum. Mübarek Ramazan-ı Şerif'in ardından bir bayrama daha eriştik. Burada işte devlet protokolümüzle, vatandaşlarımızla Ramazan bayramımızı kutluyoruz. Bu vesileyle tüm Kahramanmaraşlıların Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Bir kez daha Ramazan-ı Şerif bayramına ulaşmış bulunuyoruz. Tabii ki mevsim olarak, dönem olarak, zaman olarak bir Ramazan ayının hikmetiyle, Ramazan ayının kutsanmışlığıyla, halkımızın duyarlılığıyla sadece 30 gün Ramazan ayında bir ay boyunca oruç tutmak değil, insanların, özellikle Müslümanların, müminlerin davranışlarıyla, muameleleriyle, gözüyle, kulağıyla, sözüyle, söylemiyle, eylemiyle, davranışlarıyla dikkat etmesi gerektiği bir süreçteyiz. Tıpkı nasıl ki insan denen varlık hastalanınca sağlığının kıymetini biliyorsa, bizler de işte bu Ramazan ayında bunun sayısı belirsiz hikmetini birlikte toplum olarak da, sosyolojik bağlamda toplum olarak da yaşayarak yardımlaşmanın, katkı sunmanın, birlikte olmanın, beraberlik içinde olmanın hazzını yaşamış oluyoruz. Ben bir kez daha İslam aleminin Ramazan-ı Şerif bayramını tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. Bugün tüm kağıt olarak valiliğimizin düzenlemiş olduğu ilk protokolü ve halkın bayramlaşma törenine katılım sağladık. İnşallah Ramazan bayramımız tüm Müslüman aleminin, Kahramanmaraş hemşehrilerimizin mübarek olsun. Tüm İslam aleminin Ramazan bayramını kutluyorum. Son yıllarda Ramazan'da bayramlaşma, kucaklaşma şansımız pek olmadı. O yüzden de çok özlemişiz. Çok kıymetli değerler bunlar. İnsan kaybedince biraz daha iyi anlıyor. İnşallah ilerleyen süreçte de sağlıklı, sıhhatli, neşeli, huzurlu, varlıklı bayramlar geçirmeyi temenni ediyorum. Bayramımız mübarek olsun. Rabbim güzel bayramlarda buluşmayı nasip eylesin inşallah. Bence gençlik 2023'e hazır, ancak 2023 öncesi yapmamız gereken gençlik olarak özgüvenimizi ve sahada olmamızı sağlayan tüm büyüklerimizle birlikte inşallah o özgüvenle sahada olacağımızı temin ediyorum. Ekstra olarak Kahramanmaraş gençliği bugün itibariyle hem gençlik meclisi hem gençlik kollarıyla sahada olan ve sahada bu gençliğin dinamizmini gösteren bir teşkilat olarak büyüklerimize de ekstra olarak teşekkür ediyorum. Bayramımız mübarek olsun. Değerli izleyenler, Seyyah 46 bayram özel bölümüyle sizlerle beraber son hızıyla devam ediyor. Şu anda Türkoğlu Belediye'mizin düzenlemiş olduğu bayramlaşma programındayız.
Türkoğlu hemşerilerimin, Kahramanmaraşlı hemşerilerimin bayramlarını kutluyorum. 30 günlük yorucu bir, aynı zamanda da duygulu, gönüllü, garibanlarımız ve fakirlerimizle bir araya geldiğimiz 30 iftar açarak köylerimizi, mahallelerimizi ziyaret ettik. Meclis üyelerimizle beraber. Güzel bayramlardan bir tanesi Ramazan bayramı. Ama her zaman söylediğim, sadece bayramlarda birbirimizi sevmemeliyiz. Yılın bütün günü Türkiye'nin birlik, beraberliğe ve mutluluğa ihtiyacı var. Kaynaşmaya ihtiyacı var. Biz bu sloganla çalışıyoruz. Türkoğlu 80 bin nüfuslu. 80 bin insanın kaynaştığı, hepsine parti gözetmeksizin herkese hizmet götüren bir anlayışla Türkoğlu Belediye'miz hizmet vermekte. Bugün itibariyle de Kahramanmaraş'ımızın en hızlı nüfus itibariyle büyüyen ilçelerden bir tanesi. Bu vesileyle dünyadaki tüm İslam aleminin, mazlumların, garibanların bayramlarını kutluyorum. Gençler bizim zaten açıkçası pusulamız diyoruz. İnşallah yeni Türkiye'nin inşasında da gençler bizim öncülerimiz olacak. Biz onlara güveniyoruz. Gerek geçmişten aldıkları kodlardan, gerekse geleceği iyi okumalarıyla hem yeni Türkiye'nin hem yeni dünyanın kurulmasında gençler önce olacak. Bizler de AK Parti olarak gençlere elimizden gelen desteği bütün politikalarımızda yansıtıyoruz. Ve gençlerin gerek politikada yer almaları, gerekse ülkenin gündemini belirleme, ülkeye yön verme noktasında önce olacağına inanıyoruz. Bunun için elimizden gelen desteği gençlerimize veriyoruz. Buradan da gençlerin bayramını kutluyorum. Sizleri de tebrik ediyorum böyle bir genç televizyon kurduğunuz için diyorum. Peki, ben teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli izleyenler, Seyyah 46 tüm hızıyla devam ediyor. Bayramın ikinci gününde Kahramanmaraş İyi Parti İl Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu bayramlaşma programındayız. Bugün il başkanlığımızın düzenlemiş olduğu bayramlaşma programına hep beraber katıldık. Bayramlar maneviyatın ön plana çıktığı, birlikteliğin kaynaşmanın ön plana çıktığı güzel günler. Bu güzel günleri de güzel şekilde idrak etmek apayrı bir güzellik arz ediyor. Siz de biraz önce gördüğünüz gibi çok ciddi bir kalabalıkla bayramlaşma yaptık. Ben bu partinin kurucu il başkanıyım. Nerelerden geldiğimizi biliyorum, nereden geldiğimizi. Yani bunun bu hale gelmesini emeğe geçen herkesi kutluyorum. Bütün arkadaşlarımıza, bize yol arkadaşlığı yapan, bizimle beraber işte Cesurlar Hareketi'ne omuz veren herkese teşekkür ediyorum. İnşallah her geçen gün bizim kurmuş olduğumuz partimiz giderek büyüyecek, gidecek, artacak ve Türkiye çapında kurmuş olduğumuz Halloplam sofrasına, bayram sofrasına herkes de katılacak inşallah bir gün. Herkese teşekkür ediyorum. İyi bayramlar diliyorum. Bu bayramların güzelliklere, iyiliklere vesile olmasını temenni ediyorum. Nice güzel güzel bayramlara, memleketin güzel olduğu, insanların rahat yaşadığı, ekonominin kötü olmadığı ve barışın, adaletin hüküm sürdüğü bir Türkiye'ye kavuşarak bayramlara çıkmamızı nasip etsin Allah diyorum. Herkese teşekkür ediyorum. İyi bayramlar diliyorum. Evet, bugün Ramazan bayramı. Ramazan bayramının ikinci günündeyiz. Hep beraber İyi Parti'nin Kahramanmaraş ailemizle beraber bir araya geldik. Bayramlaştık. Çok coşkulu, çok güzel, çok kalabalık bir aile olduğumuzu bir kez daha gördük. Çok güzel bir şekilde bayramlaşmamızı bitirdik. Güneşin de bizi gördüğünüz gibi ısıttığı bir gün. Hep beraber içimize, kalbimize kadar vuran bu güzelliği yaşamaya çalışıyoruz. Nitekim biliyorsunuz Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener hanımefendinin bir sözü var ki dün oradaydık, Ankara'daydık. Beraber büyük bir bayram sofrasına katıldık. Orada Türkiye'nin her yerinden, doğusundan, batısından, kuzeyinden, güneyinden, çocuğundan, gencinden, kızından, erkeğinden, yaşlısından herkes oradaydı. Ve hep beraber bir bayram sofrası kurduk. Ve bayram sofrasında herkesin eşit mesafede uzandığında o bayram sofrasındaki ikramlara ulaşabileceği bir sofraydı. Ve buradan aslında
Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in bir hayali vardı. Onu gerçekleştirmiş olduk aslında. Ama tabii büyük hayal şu. Türkiye Cumhuriyeti'nde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık kartını taşıyan herkes, yani kimlik kartımızı taşıyan herkes Türkiye'deki her bir ikramdan eşit şekilde, adil şekilde ve tıpkı bu bayram sofrasında olduğu gibi hepimizin rahatlıkla ulaşabileceği ve bütün nimetlerden aynı şekilde yararlanabileceğimiz bir ülke inşa etmeyi hayal ediyoruz. İnşallah bunu da bir yıl sonra Allah izin verirse gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz. Bu anlamda da buraya gelen tüm kardeşlerime, bayram soframızda buluşan, bizlere selam veren, bizlerle bayramlaşan tüm kardeşlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Tüm buradan sizin vesilenizle Kahramanmaraş'ta yaşayan, Kahramanmaraş'ta bulunan ve Kahramanmaraş'ta olmakla beraber şehir dışında bulunan tüm hemşerilerimin, tüm vatandaşlarımızın ve tüm İslam aleminin, Türk aleminin, yüce insanlarımızın, gönlü güzel insanlarımızın Ramazan bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Evet, partimizin kurulduğu ilk andan beri bu kadar coşkulu, bu kadar kalabalık ilk defa bir bayramımız oldu. Bunun nedenini de şuna bağlıyorum. Gerçekten İyi Parti'miz her geçen gün daha da büyüyen bir kar topu gibi düşünün. Alp dağlarından sadece bir kar topu gibi doğduk ve her geçen gün daha da büyüyoruz, çığ gibi oluyoruz. Bugün partimizin bayramlaşma programına katılan tüm partililerimizi ve Türk İslam aleminin mübarek Ramazan bayramını kutluyorum sizler vasıtasıyla. Gelen bütün partililerime, yol arkadaşlarıma da ayrıyeten teşekkür ediyorum. Seyyah 46 bayram özel programı tüm hızıyla devam ediyor. Bayramın 3. gününde CHP il başkanlığındaki bayramlaşma programındayız. Hadi gelin yukarı çıkalım. Ben öncelikle bütün hemşerilerime hayırlı bayramlar diliyorum. İyi bayramlar olsun. Bayramlar barış günüdür, dostluk günüdür, güzel günlerdir. Sevginin ön planda olduğu günlerdir. Kırgınlıkların bittiği, küslerin bittiği günlerdir. Ben bütün hemşerilerime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Allah tekrarını göstersin bayramların, bu bayram ve diğer bayramların diyorum. Bütün hemşerilerimi çok seviyorum. Yerel seçimlerde bir sloganım vardı, seni çok seviyorum Kahramanmaraş diye. Bir kez daha tekrarlayalım, seni çok seviyorum Kahramanmaraş. Gençleri de çok seviyorum, gazetede de başarılar diliyorum. Bayramlar artık bayram tadında yaşanmıyor. Yani bizim gençliğimizdeki bayramlarla sizlerin, siz sevgili gençlerin yaşadığı bayramlar arasında çok ciddi fark var. Bir kere bizim yaşadığımız bayramlarda her şeyden önce umut vardı. Güneşli güzel günlerin geleceğine inanan biz gençler bu umutla önümüzdeki günlerin bize mutlak suretle güzel şeyler getireceğine inanırdık. Ama şimdiki yaşadığımız dönemde baktığımız zaman gençlerdeki en büyük sıkıntımız umutsuzluk. Gençlerimizin mutlak suretle o eski güzel bayramlara kavuşacağına inanıyorum. Bu vesileyle de siz sevgili gençlerin bayramını kutluyorum. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Değerli izleyenler, 4 Mayıs Çarşamba günü bayramın 3. gününde. Saatlerimiz 21.00'ı gösterdiğinde bayramımızı, Seyyah 46 bayram özel bölümünü sonlandırmış bulunmaktayız. Başlangıç noktamız Ulu Cami'ydi. Bayram namazıyla beraber bayram özel videomuzu başlatmış bulunmaktaydık. Şu anda da yine bitiş noktamız Kahramanmaraş'ın güzide mekanlarından, güzide ibadethanelerinden birisi olan Kahramanmaraş Ulu Cami'ndeydik. Seyyah 46 bayram özel bölümü burada sonlanıyor. Başka bölümlerde, başka videolarda görüşmek dileğiyle herkese iyi günler diliyoruz.